bu helvayı sürekli bulundurmaya çalışır. Çünkü bizim bu helva Konya'nın Ahırlı ilçesine özgü ve has geleneksel bir helvamız. Konya'nın Ahırlı ilçesinin yöresel damak tadı, Torosların eteklerinde zor şartlarda toplanan çöven otundan yapılıyor. Köpük helvanın önce içindekilerden bahsedeyim. Bizim bu yöremizde yetişir çöven kökü, çöven bitkisi diyelim yani. Artı biz şeker pancarı yani şeker, limon tuzu, 3 tane maddemiz vardır. 4 kuşaktır helvacılık yapan 51 yaşındaki Hasan Tugay, dedesinden öğrendiği köpük helva yapımını gelecek kuşaklara aktarıyor. Köyden projesi yaptık. Kaymakam beni çağırdı. 10 gün veya 2 hafta kurs verebilir misin diye benden rica etti. Tabii benden neden olmasın. Kursumuzu başarıyla da tamamladık. 2 haftalık bir kurs süremiz oldu. 10 tane gencimize kurs verdim. Benimle beraber devam ettirdi. Şimdi onlar da bıraktı. Bu sene benim oğlum üniversiteye gidiyor. Ona öğrettim okullar kapandığı için. O köpük yerlerinin nasıl yapıldığını, püf noktalarını, kıvamını. Elimizden geldiği kadar oğluma öğretmeye çalıştım. Köpük helvanın yapılışı da bir hayli zahmetli. Çöven bitkisinin kökü önce küçük parçalara ayrılıyor ve suyla iyice temizleniyor. Temizlenen çöven kökleri daha sonra usulüne uygun bir şekilde kaynatılıyor. Yıkadıktan sonra bizim kazanlarımız var. O kazanda bayağı 7-8 saat hatta 9 saat gün boyu kaynatırız. Çöven mikserde çırpılırken özel olarak imal edilmiş ocakta yöresel tabiriyle dığan denilen derince bir kazan içerisinde toz şeker ve belirli oranda su ilave edilerek yeniden kaynatılmaya bırakılıyor. Şerbetimizi kaynattıktan sonra biz bunu soğumaya alırız. Bu soğuma esnasında bu çöven suyunu mikserimize dökeriz ve çırpmaya başlarız. Bu çırptık sıra bu köpük haline dönüşür. Kabarı bildiğin köpük. Bunun da bir kıvamı var. Yani o kıvamını denk getirmek önemli. Köpüğün nasıl kıvamda olduğunu. Bir yandan şerbetimizi soğuturuz. Bir yandan da köpüğün kıvamına bakarız. Şerbetimiz soğuduktan sonra bu köpüğümüz kıvama geldikten sonra da bu köpüğü soğuk şerbete dökerek küreğiyle güzelce karıştırırız. Kıvamına gelinceye kadar bayağı bir karıştırırız. Köpük helva olur. Ama bunlar 200 saat böyle elleriyle çevire çevire bu köpüğü yaparlarmış. Çövenden yapılmasından dolayı mide dostu gıdalar arasında yer alan köpük helva hafif olmasıyla da zevkle tüketiliyor. Gelen misafirleri gayet memnun etmeye çalışıyoruz. Gerçekten de gelen de gayet böyle bir şimdiye kadar helva yemedim. İlk defa böyle bir lezzetli. Gerçekten de sizin Ahırlı'ya has böyle bir köpük helva dışarıda yemedim diye diyenler oluyor yani. Ahırlı ilçemize herkesi bekliyoruz. Bu ahırlımızın Ahırlı'ya özgü köpük helvasını tatmasını bekliyoruz. Herkesi davet ediyoruz.